Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Totava Game'de PES 2018'de takım kurmada ikinci bölüme, yani forma yapma bölümüne geçeceğiz. Ben bazı kalıp formalar çıkarttım. Bunlar benim kalıp formalarım. Bununla ilgili dosyaları ve birçok formayı da paylaşacağım. Açıklamanın linki de bulabilirsiniz. Photoshop'la bunları açacağız, düzenleyeceğiz. Kendimize göre uygun hale getireceğiz. Çok profesyonel bir forma olacak. Gidip PES 2018'de bu formayı tanıttığımız anda şortu, forması, kaptanlık pazımantı her şey olmuş olacak. Ben ana form olarak bu formayı seçtim arkadaşlar. Takım için, yani Tatava Gamespor için, çünkü bu seneki renklerimiz kırmızı beyaz olacak bizim. Bu formada bizim beyaz kırmızı şey takımı olduğumuz zaman, misafir takımı olduğumuz zaman giyeceğimiz forma. Bu bizim kaleci formamız olacak. Bu da üçüncü bir forma yaptık, siyah forma. Hani uyuşmazlık olur, benzeri bir şey olur diye. Önce ana formamıza geldik. Geleyim. Ana formamızı gördüğünüz gibi böyle kırmızı beyaz Puma'nın amblemleri var. Bunları hiç kaldırmamıza gerek yok. Şu BFC yerine kendi logomuzu, kendi daha doğrusu takım kısaltmamızı koyacağız. Burada bakın CK Bank diye bir şey yapmışlar. Ben onun yerine videoyu başlatmadan önce şöyle bir şey yaptım. Onun yerine onu koyacağım. Buraya kendi logomuzu koyacağız. Bunu da kaldıracağız. Yerine UNICEF'i koyacağız. Sponsor logo olarak. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burası arka planı kırmızı. Ben hemen hatta şunu yaklaştıralım. Geldiğiniz zaman göreceğiniz gibi arka planınız düz kırmızı. O yüzden üçgen aracımız bizim çok işimize yarayacak. Hemen renk olarak da kendimize şuradan bir renk seç diyelim. Şu kırmızı rengi seçelim. Aynı kırmızı renkte bir üçgen aracı, şey dikdörtgen aracı yaptığımız zaman gördüğünüz gibi onu kapatmış olduk. Bizim burada kendi şunu hemen şuraya alalım. Bizim burada kendi Tatava GameSpor yazımız var. Şunları hemen şuradan seçtim. Bunları yukarıya, oradaki amblemi yerine aldım. Böylelikle bizim amblemimiz oraya geçmiş oldu. Aynı şeyi burada logoda da yapacağım. Hemen üçgeni seçelim. Hemen renk diyelim. Daha doğrusu dikdörtgeni seçelim. Yanlış söyledim. Dikdörtgeni seçtim. Renk dedim. Hemen buradan bunu da kapattım. Logom benim burada. Hemen Tatava GameSpor logosunu, şu kilidini açalım. Kilitli çünkü. Hemen kilidi açtım. Tamam. Bunu alalım buraya. Getirelim. Tabii çok büyük oldu. Şunu hemen boyutlandırmamız lazım. Shift'e basarak yapıyorum arkadaşlar. Siz de aynı şekilde yaparsanız böylelikle en boy oranını korumuş olursunuz. Şunu alalım. Hemen küçültüyorum. Buraya uygun hale getiriyorum. Evet, Tatava GameSpor logomuz uygula dedik. Ve Tatava GameSpor logomuz da buraya uygulanmış oldu. Bu şekilde gördüğünüz gibi hemen yine bunu %100'e alalım, görelim. Evet, gördüğünüz gibi bu oldu. Ne yapacağız başka? Burada kaptanlık pazı bandı var gördüğünüz gibi şurada. Bunu değiştirmeyeceğim. Çok gayet güzel. EFL Captain diye yazmış İngilizce. Hemen şuradaki BFC'leri değiştirelim. Hemen yine seçtim. Renkler zaten değişmeyecek. Hemen bunu da seçtik. Aynı renkler değişmedi. Şuraya bir text ekleyelim. Diyelim ki Tatava GameSpor TGS. Tabi bunu büyük harflerle yazalım. TGS. İtalik olmasın, düz olsun. Regüler yapalım. iki çok düşükmüş. Evet. 25 çok uygun oldu. Renk olarak kırmızı renk iyidir. Çünkü daha önce de kırmızıydı. TGS yaptık. O taraftakini nasıl oluyor? O biraz bold yapmış. Biz de bold yapalım. Çünkü şey biraz bold. Bunu seçelim. Heh. Buradan bolt yapacağız. Yanlış şeyi bolt yaptık. Evet, bunu bolt yapalım. Tamam, güzel bu şekilde. TGS olsun. Şöyle yapacağım. Şuradaki TGS'yi kopyala diyelim. Katmanı çoğalt. Evet. Buradaki TGS'yi
Olduğu gibi shift'e basarak alıyorum direkt karşı tarafına. Getirdim. Hemen yine bir dikdörtgen aracımızı alalım. Şuraya dikdörtgen yapalım. TKS kopya üzerine çıkarttık mı? Tamamdır. Bu da oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir şuradaki logo kaldı. Onu halledeceğiz. Bir de şu var. Şu ibareyi komple kaldıracağım ben. Onun yerine bir şey koymayacağım ama siz isterseniz koyabilirsiniz. Yerine herhangi bir ibare. Büyük bir ihtimalle tam beyazdır ama ben yine de evet tam beyaz değilmiş biraz. Şunu hemen seçelim. Tamam. Bunu da kapattık. Evet, burada bir logo var. O logonun yerine bunu kullanacağız. Bu arada bizim logomuz PNG değil aslında. PNG olanı da alabiliriz. Yine daha iyi oldu. Evet, beyaz olandan, arka planı beyaz olandan daha iyi oldu. Logomuz bu şekilde olsun. Tabii şu logoyu bir de ne yapacağız? Katmanı çoğalt diyerek kopyalayacağız. Kopyaladığımız logoyu da alacağız, getireceğiz. Bu sefer bu logoyu çevirmemiz lazım. Şimdi buradan tuttum yine shift'le. Tam getirsin diye. Evet. Bu şekilde aldım. Hemen yine dörtgen aracımızı şunu yerleştir diyelim. Dikdörtgen aracımızı açtık. Renk zaten aynı renkti. O yüzden bir şey yapmamıza gerek yok. Şunu yukarı alalım. Böylelikle Ctrl Z diyeyim. Shift'le getirip oraya yerleştirelim. Böylelikle burada da logomuz oldu arkadaşlar. Burada Puma'nın logosu olacak. Logo koyabileceğimiz başka bir yer var mı diye bakıyorum. Şu anda logo koyabileceğimiz başka bir yer yok. Evet, TGS Puma'nın logosu var. Evet, şimdi gelelim Palmer denilen bölümdeki işlevi halletmeye. Şunu yerleştir diyelim. Unutmuşuz orada. Hemen şuradan tekrardan şu rengi seçelim. Üçgen aracıyla hemen dikdörtgen aracıyla hemen bunu seçtim. UNICEF'in logosu burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun kilidi yokmuş zaten. Hemen UNICEF'in logosunu şuraya alalım. Bunu tabii küçültmemiz lazım. Hemen boyutu küçülteyim ki görebilelim neyi küçültüyoruz, ne kadar küçültüyoruz. Evet, UNICEF'in logosunu küçülttüm. Buraya gelelim. Tekrardan bunu %100 yapalım ki rahat çalışabilelim. UNICEF'in logosunu biraz daha küçültelim. Evet, şimdi yine Shift'e basarak tam tersine çeviriyorum arkadaşlar. Uygula dedim. UNICEF'in logosu mavi. Hatta onu beyazla yapabiliriz. Renk dizaynı UNICEF beyaz olsun. Gölge ekleyebiliriz ama gölge olmaz. Onun yerine dış ışıma eklesek. Evet olur. Dış ışımanın rengini de şöyle yaparsak güzel olur. Tamam. Bu şekilde daha güzel oldu arkadaşlar. Evet. UNICEF'i ekledik. %33 yapalım. Evet. Bu formamız gördüğünüz gibi hazır. Bir 5 dakikada yaklaşık bir 5-6 dakika falan sürdü. Formayı tam olarak yapmamız ki biraz daha pratikleştirirseniz daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Benden daha iyi kullanıyorsanız Photoshop'u çok çok daha hızlı yaparsınız ki ben o kadar iyi değilim Photoshop konusunda. Evet. Gördüğünüz gibi birinci formamı yapmış oldum arkadaşlar. Bu benim ana formam olacak. Bunu hemen ben Ctrl Shift Save diyeceğim. Formalar bölümüne. Yalnız hemen dikkatini söyleyeyim. PNG olarak kaydedeceksiniz. TGS 1 diyorum bu formaya. TGS 1 formasını kaydediyorum. Şu anda. Evet, kaydetti. Hemen bunu da kaydettim. TGS 1 olarak birinci formamı kaydettim. Evet, tüm resimleri içeri aktardık arkadaşlar. Resim listesi düzenlendi. Hemen geri geleceğim.
Takımlarımıza girelim. Takımlar. Kendi takımımızı seçelim biz. PU Ligi'nde Tatava Gamespor yapmıştık bir önceki videomuzda. Hemen formaya geldim. Sağ dışı oyuncu. Resmi yapıştır. Forma büyükte. Evet, burada kendi formamızı bulacağız. Evet, kendi formalarımız gördüğünüz gibi burada TGS1, TGS2, TGS3 ve TGS kaleci. Bu TGS1 formasını hemen uyguluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TGS1 forması bu şekilde hemen oldu. Formanın arka tarafı oldu. Bazı şeyleri düzenleyeceğiz tabii ki. Hemen geri gelelim. Kaptanın kolbantı da orada duruyor. Tamam, güzel. İşaretlere gelelim. Hemen forma adı açık olsun. Ancak pozisyon daha yukarı çıkıyor mu? Biraz daha çıksın. Tamam. Şöyle olsun. Yazı tipi türü yay birinci tür. Tamam, bu şekilde olabilir. UNICEF'in üzerinde. Evet, forma numarası, forma numaralarına gelelim hemen. Pozisyon. Ha, bunu aşağı alacağız arkadaşlar. UNICEF yazısının altında olsun. Tamam. Bunu da ayarladık. Göğüs numarası yok şu anda. Şort numarası. Şort numarası tam üstüne gelmiş. Hemen şort numarasını da ayarlayalım. Sağ, sol alalım. Pozisyonunu. Ha, dikey pozisyonda 5 iyi de yatay pozisyonda 16 yapmayalım onu. Daha düşük yapalım. Evet, forma böyle olsun. Forma numarası. Ya da böyle çirkin oldu biraz şey yapalım derseniz. Bunu dikey olarak biraz yükseltelim. Tamam. Yatay olarak da biraz yana çekelim. Tamam. Puma'nın direkt üstünde olabilir. Rengi kendimiz seçebiliyoruz. Siyah değil. Bu şekilde olsun. Tamam. Hemen geldik. Böylelikle formamız profesyonel bir şekilde. Şu anda logomuz, her şeyimiz var. Amblemimiz zor duruyor. Tamam. Sağ dışı bir formamız bu olacak arkadaşlar. Sağ dışı iki formamızı da hemen şimdi geldik. Yine resim yapıştır dedim. Yine forma büyük diyelim. Yine TGS'yi bulacağız. Evet, TGS2 de bizim sağ dışı 2 numaralı formamız. Evet, formamız bu. Bunu tabii şimdi düzenleyeceğiz. UNICEF bunda yukarıda, bir sefer isim aşağıda olacak. İsmi aşağıya koyacağız. Evet, gördüğünüz gibi bu da bizim 2 numaralı formamız. Hemen bir geri gelelim. İşaretlere gelelim. Forma adı. Pozisyonu açık olsun. En aşağıya. Biraz daha. Evet, forma adı burada olsun. Güzel. Rengini bu olarak belirleyelim. Forma numarası. Bunun rengini aynı yapalım. Evet. Tamam, forma numarası güzel yerde. Göğüs numarası yok zaten. Şort numarası, şortu numara koyabilir miyiz? Şort numarası da olmasın, bunda da olmasın. Tamam.
Kaptan pazı bandını hemen zaten resimden göreceksiniz. Biz bunu yapmıştık. Çoraplar tamam. Siyah çoraplar, şort, forma rengi. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi geldik sağ dışı 3. formaya. Hemen resim yapıştır diyelim. TGS3. Bu da bizim 3 numaralı formamız olacak. Evet, bu forma gayet iyi. Gördüğünüz gibi bu bizim siyah formamız olacak. Bazı maçlarda da bunu kullanacağız. UNICEF yazısı da ortaya gelmiş. Numarayı aşağıya alacağız. Şey yukarıda iyi durmuş da numarayı aşağı alacağız. Hemen işaretler. Forma adı. Forma adının rengi beyaza yakın olsun çünkü gözükmüyor. Sağda hiç gözükmez. Tamam, yeri güzel. Forma numarası. Bunun yerini düşüreceğiz. Hemen bunu da bu şekilde yapalım. Evet, buradaki forma numarası da bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi geçelim. Bu güzel oldu. Bayağı güzel olmuş bu forma. Siyah forma. Siyah sarı. Bu çok hani karşımızdaki takım rakibin takımıyla şu iki formamız çakışırsa, şu beyaz ve kırmızı formalarımız çakışırsa onun için siyah formayı kullanacağız. Hemen kaleci formamızı da ayarlayalım arkadaşlar. Evet. Kaleci formamız da bu. Evet, gördüğünüz gibi amblemimiz, logomuz, her şeyimiz geldi. Ancak buradaki formalama numaraları da tabii ki beyazlar olmamış. Forma adındaki açık diyelim. Ha, forma adı kalsın ya. 35'te miydi? Forma adı kalsın. Beyaz gözüküyor mu? Gözükmüyor ya. Formatındaki rengi değiştirelim. Kırmızı nasıl? Kırmızı daha görünür oldu. Form numarasını aşağı indireceğiz. Bunu da kırmızı yapalım. Evet, bu da bizim kaleci formamız. Kalecimiz bu şekilde. Şort numarasını yatay olarak yükseltebiliriz. Yok, dikey olarak pardon. Yine siz ufak tefek bazı kafanıza göre değişiklikleri buradan yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey dokunmam. Sadece resimleri ayarladık. Ayarladığımız resimleri gönderdik. Böylelikle profesyonel formalarımız oldu. 3 tane formamız var arkadaşlar. Siyah olan, beyaz olan, bir de kırmızı olan forma. Kırmızı ağırlıklı olan forma. Şort rengi bu formanın beyaz. Gördüğünüz gibi hepsinde amblemlerimiz var. Logomuz var. Hatta ikisinde sloganımız bile var. Burada ve orada. Evet, bu formalar güzel oldu. Hemen çıkalım. Takımımızı bu şekilde ayarlamış olduk. Bütün takımları ayarlamış olduk. Formalar dahil olmak üzere. Siz de bu şekilde formaları yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer takıldığınız bir nokta olsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kesinlikle cevaplarım. Formaların dosyalarını kesinlikle koyacağım zaten. O dosyaları alıp düzenleme yapabilirsiniz. Kendi kafanıza göre, kendi isteğinize göre düzenleyip ona göre yükleyebilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.